Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 23 Ultimate videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Oyunun son döngüsünün son anlarının içindeyiz. Artık oyun tamamen resmi olarak kapanmak üzere. Bir aylık, bir buçuk aylık, belki iki aylık bir süresi var. EA FC çıkmadan bir ay önce oyunu tamamen kapatmaya çalışacak EA. Ama bundan önce hayvani bir contentle karşı karşıyayız. Öldü denilen adam... Bu tabuttan çıkan bir meme var ya, hani tabut açılıyor, adam havaya ayağa kalkıyor. Aynen öyle bir noktadayız şu anda. Cuma günü Ultimate Tots geliyor. Ultimate Tots'ta birlikte ne oluyor, Ultimate Tots neydi onu anlatalım. Ultimate Tots gelen bütün ana liglerin içinden 3'er 4'er tane oyuncuyu seçiyorlar. Genelde iyi oyuncuları seçiyorlar. Arada 1-2 tane unutuyorlar. Yani Mbappe'yi seçmemeleri mümkün değil. Ama Mbappe'yi seçtiklerinde Neymar'ı belki bir dışarıda bırakabilir, daha önce yapmışlardı. Ama hani oradan bir Renato gelir, bir Mbappe gelir falan. Bu şekilde hepsini bir 18-20 civarındaki bir oyuncuyla paketlere koyuyorlar. Bu sene ilk kez bir ayrıcalık mutlaka bence yapacaklar. Cristiano Ronaldo için yan liglerden de oyuncuyu koyacaklar. Community Team of the Season'dan en az 2-3 oyuncuyu gelecektir. Premier Lig'den, Fransa Ligi'nden, Almanya Ligi'nden, La Liga'dan, İtalya Ligi'nden vesaire bunlar gelecektir. Ve bunlar marketin düşmesine neden olacaktır. Neden düşmesine neden olacaktır? Şu sebepten dolayı. Çünkü biz ne biliyoruz, 18'li oyuncular geliyordu genelde. 18 gelen oyuncunun 6 tanesi falan minimum fiyattan gidiyor. Şimdi siz buraya koyduğunuz bütün oyuncular babaysa, bu 6 tanesi. Hadi bir tanesi, iki tanesi kaleci veya bir dandik bir stoper diyelim. Geri kalanları işte 400K'lık, 500K'lık oyuncular 50K'lara düşecek. İşte bir sağ bek diyelim ki 50K'ya düştü. O da bir domino etkisi yaratacak ve oyundaki bütün sağ bekleri, bütün diğer oyuncuları vesaire bir düşürecek. Bu beklenen etkiydi. Yeni haber, yeni haber harika. Her gün bir tane Endofen IRA oyuncusu gelecekmiş. Cuma gününden itibaren SBC olarak, hatta benim fikrim bu sızmadı. Ancak benim fikrim, görev olarak da en az 1-2 tane gelecektir, ama görev olarak gelecekler birazcık dandik ve alt ligler oyuncuları olacaktır. Endofen IRA kartları nedir? Endofen IRA kartları bir dönemin sonu demek. Yani bir oyuncu futbolu bıraktığında bir şekilde geliyor veya bir kulüpte uzun süre oynadıktan sonra o kulüpten başka bir kulübe gittiğinde. Mesela Messi Paris Saint-Germain'den ayrıldığında, Ramos Real Madrid'den ayrıldığında olduğu gibi. Şimdi bu kartlar çok büyük upgrade'lerle geliyor. Oyun sonu için bile yüksek upgrade'lerle geliyor. Özellikle futbolu bıraktıysa bu oyuncular, kartlar devasa oluyor. Eğer ki bir kulüpten başka bir kulübe gittiyse bir miktar daha düşük oluyor. Fakat bu sebep ne? Futbolu bırakan adam bir daha kartını görmeyeceğiz. O yüzden gerçekten güzel. Skill move vesaireyi de upgrade'lerini getiriyorlar. Hangi oyuncular, birazdan bakacağız, ancak şu anda en son şunu söylemek istiyorum kartları göstermeden önce. Tam bir roller coaster gibi bütün TOTS boyunca sanki yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Ve zevksiz, heyecansız, normal, vasat bir durumda gidiyordu oyun. Ta ki bu haber gelene kadar. Burada da aşağı doğru büyük bir ivmelenme olacak. Müthiş bir eğlenceli bir dönem olacak. O kesin su götürmez. Oyunu bırakan adam oyuna geri döner bu kartlarla. Şimdi ama kurtarır mı bilmiyorum. Yani FIFA 23'ü kurtarır mı, kesinlikle düşünmüyorum böyle bir şey. Ama bu bir hafta eğlenceli geçebilir. Şimdi hangi kartlar gelecek ve fodder'ı nasıl etkileyecek, ona gelelim. İlk sızan kartımız, resmi sızan kartımız. Diğerleri de gelecektir. Ancak ilk sızan resmi kartımız James Milner kartı. Şimdi James Milner kartı defansif orta saha. Orta yüksek çalışma oranına sahip, stoki vücut tipinde 1.75 boyunda bir oyuncu. Camız gibi kuvvetli, çok yer kaplayan bir oyuncu. Liverpool ve İngiltere linkleri lazım. Ve bunlar istatistikler tabii ki tahmini. Ancak şunu söylemem lazım, bu tarz istatistiklerle gelecektir. Bakın, çok James Milner Premier Lig İngiliz, zaten sevilen bir adam. O yüzden iyi boost'la gelecektir. Ancak daha önce biz daha dandik oyuncuların bile bırakırken inanılmaz kartlarının geldiğini gördük. Burada beklemeyeceğimiz şey bence şut olabilir. Onun dışında fiziksel olarak, defansif olarak veya hız olarak oyunun güç eğrisinin çok üzerinde gelecektir. Çok çok iyi bir defansif orta saha olacaktır. Özellikle de
dengeli, hem güçlü hem de çevikliği çok kötü olmayan oyuncu arayanlar için. Bir diğer oyuncu Zlatan İbrahimovic. Yani bunun gelmesi kesin olarak gözüküyor. Futbolu bıraktığını açıkladı. Bir tane problem var. Zlatan İbrahimovic ile EA Sports arasında bir problem var. Nedir bu problem? O yüzden kartları dikkat ettiyseniz bu problem yaşandıktan sonra az gelmeye başladı. Yaklaşık 4 yıl falan önce oldu bu. Zlatan İbrahimovic şunu anlatmıştı. Demişti ki benim ismimden para kazanıyorlar, benim kartımı getiriyorlar, ben ekstra para kazanmıyorum demişti ve dava açmıştı yanlış hatırlamıyorsam ve kaybetmişti diye biliyorum. Çünkü bir futbolcular isimleri belli bir yerde ve toplu olarak satın alınıyor diye bir bilgim var ama %100 emin değilim, yanlış biliyor olabilirim. Ve İbrahimovic bu şeyi yaptıktan sonra, EA ile bir çatışma yaptıktan sonra yılda bir kere falan kartı gelmeye başlamıştı. Fakat bu durum bile bunu engelleyemez. Zaten bu sene de biliyorsunuz bir kartı gelmişti. Bu Zlatan İbrahimovic kartı 5 skill 5 sayı ayak gelebilir. Hiçbir eksiği olmayacaktır. Balans dışında balansına artı 10 artı 20 bile verseler düşük olacaktır ama bu bir şey ifade etmiyor. Bu kart gerçekten oyunda çok çok değerli ve üst düzey bir kart olacaktır. Şimdi yatırımlarına gelecek olursak James Milner'da, İbrahimovic'de veya diğer kartlarda bunların ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Cuma mı gelecek? Cumartesi mi gelecek? Gerçekten gelecek mi? SPCC ne kadar para olacak bilmiyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki İsveç teknik direktörü bir kere uçması lazım. Çünkü SVC olarak geliyor. Çok kişi yapabilecek. Paketlere girmiş olsaydı sadece coin'i olanlar yapabiliyordu. Ama böyle bir durumda işte bunu craft edebilenler, elinde fodder olanlar vesaire yapacaktır. Ve bütün oyuncular arasında, söyleyeceğim bütün oyuncular arasındaki en iyi oyuncu bence İbrahimovic olacak. En çok yapılan da İbrahimovic olacak. Çünkü hem az oynanıyor kartıyla hem de şu anda bile kartı 1.3 milyon. Ha ne zaman geldi? Kart sevildiği için oyundaki etkisi fena değil. O kadar yani fiyatı karşılığında bir oyun etkisi yoktu. Bunun öyle olacak ama. Bu sebepten dolayı bu kart çok çok değerli bir kart olacak ve Milan linkleri yükselecek, İsveç linkleri bile yükselebilir. İsveç teknik direktörü yükselecektir. Çünkü link bu seneki kimya sıkıntısını biliyoruz. Ama şimdi alınır mı? Ben şimdi almazdım. Çünkü Ultimate TOTS daha belli olmadı ve bunun sızıntılarıyla birlikte ben markette bir düşüş daha bekliyorum. Atıyorum siz bir Milan linki Rafael Leao'ya karar verdiniz. Aldınız. Ultimate TOTS'ta da Rafael Leao olduğu ortaya çıktı. Mutlaka kartının fiyatı düşecektir. Çünkü paketlerde bir hafta daha kalacak diye biliyoruz. Bir diğer kart Karim The Dream Benzema. Şimdi Karim Benzema ile ilgili şöyle bir durum var. Acaba Ultimate TOTS'a Benzema'nın kartını koymayacaklar mı? Mesela böyle bir durum olabilir. Eğer ki Ultimate TOTS'a Benzema'nın kartını girmezlerse hani diyebiliriz ki o zaman bu kart gelecek. Peki bunun dışında başka hangi kart gelebilir? İşte oraya girmeyecek olan kartlardan gelebilir. Mesela Messi kartı. Messi'nin Endorfen IRA kartı alması mümkün mü bilmiyorum. Sonuçta Paris Saint-Germain'den ayrıldı. Paris Saint-Germain'de bir efsane değil vesaire değil ama adı Messi. Yani Messi kartı gelebilir. Mesela ben Ultimate TOTS'ta TOTS Messi'yi görmezsem bence Messi kartı gelecek. Bunun gibi gelmeyecek oyuncularla ilgili de bir Endorfen IRA kartı gelebilir. Şimdi Benzema kartının 5-5 gelmesini falan bekliyorum şahsen ben. Çünkü çok büyük bir kariyer geride bırakıyor ve Arap Ligi'ne gidiyor. Artık bundan sonra özel bir şeyi de olacağını zannetmiyoruz. Özel bir kartının gelmesi artık Totti'si vesairesi gelmeyecek. Tots'tan Tots'a gelecek Cristiano Ronaldo'da da olduğu gibi. Benzema kartı gene güzel bir kart olacaktır ancak bir Zlatan değil. Bir diğer kart, iki kart hatta Barcelona'dan ayrılan iki İspanyol oyuncu Sergio Busquets ve Jordi Alba. Bunların da kesin olarak geleceğini düşünüyorum ben. Henüz sızmadı ama uzun zamandır konuşuluyor. Bu kartlarda da Alba'nın ve Busquets'in asla bir Benzema veya şey ayarında olmayacağını ancak oyunun çok değerli. Mesela Alba çok ufak tefek, çabuk çevik bir bek olacak. Çok değerli olacaktır. Busquets konusunda bunu merak ediyorum. Busquets'in hızı o kadar düşük ki çok büyük bir upgrade bile verseler yetmeyebilir. Yani bir 84 hızla gelmesi bir insanı üzebilir ama eğer hızını falan yüksek yaparsa Busquets değerli bir oyuncu. Çünkü üst düzey pas kabiliyeti de var. Uzun boylu ve kalıpla bir oyuncu. Yani bütün aradığımız defansif orta saha özellikleri bir adamda buluşabilir. Kuvvetli, iyi vücut tipine sahip defansif olarak özellikle Next Gen'de. Hızı iyi, pası iyi olan bir oyuncu olarak büyük ihtimalle 4 skill 4 sayı fark olarak da gelecektir hatta 5 olabilir. Şimdi bunun dışında hangi oyuncular var?
Şimdi ben internete girdim, Google'a yazdım, dedim ki 2023 yılında futbolu bırakan oyuncular diye. Bazıları yanlış gibi geldi bana ama bilmiyorum tam olarak. Onlardan gelen bir siteden bahsedelim. Diego Godin. Şimdi mesela ben bu kartın geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Godin en son Brezilya'da oynadı diye biliyorum. Veya başka bir yerde oynadı. Nerede oynadığını bilmiyorum gerçi. Pardon, Godin değildi o. Godin nerede bıraktı futbolu? Çünkü bıraktığı kulüple gelecek. Eğer ki şeyde yoksa gelmeyebilir. Bir diğer kart Zlatan İbrahimovic zaten geliyor. Andres Iniesta, o da Japon Ligi'nde en son bıraktı. Acaba daha önce geldiği gibi sadece İspanyol olarak, kulüpsüz olarak gelebilir mi kart bilmiyorum ama yani Andres Iniesta oyuna inanılmaz yakışacak bir oyuncu ve geldi mi çok kişi yapacaktır ama sadece İspanya linki olursa İspanyol linkleri çok ya. Mesela hatırlarsanız Cristiano Ronaldo sadece Portekiz linki olarak gelmişti. O zaman 8 tane falan Portekizli oyuncuya ihtiyaç duyuyorsunuz ya. Burada 8 tane İspanyol, bu durum tabii ki çok büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Burada bir kulüp, bir Barcelona becini araya sıkışsa acayip olabilir. Chiellini'nin futbolu bırakıp bırakmadığını bilmiyorum şahsen. Yani Chiellini'ni bıraktı mı bilmiyorum. Çünkü burada Amerika macerasından bahsetmiyor. Eğer bıraktıysa Chiellini'nin Endo Fenerbahçe'si kesin gelecektir. Amerika MLS Ligi ile birlikte. Bu tarz gelen kartlar işte MLS kartlarını arttırabilir. İtalyan ikonlarını arttırabilir. MLS hero'larını arttırabilir. Ama ne zaman gelecek? Hangi durumda gelecek? Çünkü mesela Cuma günü inanılmaz bir paket açılımı olabilir. Joaquin kesin geleceğini düşündüğüm kartlardan biri. Joaquin kartının ben görev olarak gelme ihtimalini de görüyorum. Joaquin kartı gerçekten her sene FIFA'da geliyor. Bu sene de bir kartı gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi bir kart olacağını da zannetmiyorum. Ancak dediğim gibi istatistikleri çok yüksek olacaktır. Onu görmek lazım. David Silva'yı bilmiyoruz ancak Juan Mata. Juan Mata'nın gelmesi bence bu da görev veya SBC olarak gelebilir. Eğer Juan Mata futbolu bıraktığını açıkladıysa ki ben öyle biliyoruz. Juan Mata bizim için bu Türkiye Süper Lig'de az oyuncu gelmişti. Araya sıkışacak bir oyunculardan biri olur. Keşke defansif bir oyuncu olsaydı diye düşündüm. Dani Alves. Dani Alves çok seviliyor. Dani Alves sadece Brezilya ile gelebilir. Brezilya kolay linklenebiliyor. Özellikle de ikonları da çok olduğu için. Burada Willy Caballero'yu düşünmüyorum ama Ashley Young da gelebilir. En son Aston Villa'daydı diye hatırlıyorum ama bilmiyorum Premier Lig'i bırakmış mıydı? Ashley Young da gelebilir. Sizin düşünceleriniz nedir? Sizin fikirler nedir? Yorumları yazın. Aklınızda olan bir sızıntı gördüğünüz veya futbolu bırakan veya ayrılan. Sergio Ramos'tan bahsediliyor. Sergio Ramos futbolu bıraktı diyorlar ama ben sanki futbolu bırakmadı da Paris Saint-Germain'den ayrılıyor diye biliyorum. Bunun gibi oyuncular var. Toplam 7 tane, belki bir görev, belki iki görevle birlikte 9 tane oyuncu gelebilir. Ama burada dediğim gibi en iyisi Zlatan İbrahimovic olacaktır. Zlatan İbrahimovic çok iyi olacaktır. Şahsen bu tarz oyuncular ne yapacaktır? Fodır'ın yükselmesine sebep olacaktır. Eğer ki dediğimiz gibi oyuncular gelirse yani bir gün Milner, bir gün İbrahimovic, bir gün Benzema, bir gün Iniesta, bir gün işte Mata, bir gün Ashley Young, işte Busquets, Alba falan bunlar yapılmak istenecektir ve Fodır'ı arttıracaktır. Aynı zamanda bu tarz oyuncularla birlikte başka şeyler geldiğinde Fodır'ın artmasına neden olacaktır. Ultimate Tots'ta böyle bir durum vardır. Çünkü artık herhalde Ultimate Tost'a tekrar edilebilir bir ikon göreceğiz. Ya Ultimate Tost'a ya onun bir sonraki haftasında. Onun Ultimate Tost'a bir de Yan League geliyor. Rest of the World diye bir şey vardı. Dünyanın geri kalanı diye. İskoçya Ligi, Hırvat Ligi falan oyuncularından karma falan oyuncular geliyor. Çok fazla. Yeni gelirse o zaman işte belki Fodder'ı birazcık tutabilir. Onun dışında dediğim gibi teknik direktörlerini falan çok etkileyecekti. Teknik direktörleri, teknik direktör ligleri hangi ligde, hangi ülkede olduğuna bağlı olarak. İngiliz oyuncularda bir miktar şey yapıyor ama İtalyanlarda vesaire de çok fazla teknik direktör değişikliği fiyatlarını yükseltmiyor. Bakalım nasıl olacak? Bence çok heyecanlı. Sonuçta ben Zlatan İbrahimovic'le oynamak İsterim. Hatta burada gelecek olan oyuncularda baktığımız zaman mesela Iniesta'lar vesaireler geldiğinde, Benzema geldiğinde veya Juan Mata gelse biz Türkiye'de Galatasaraylıların özellikle çok oynayacağını düşünüyoruz. O zaman oyunun öldü dediğimiz oyunun bir haftalığına bir canlanma durumu olabilir. Sonra geri ölebilir. EA'den hiç büyük bir beklentim yok şahsen. Ancak bunlar çok güzel olacaktır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.